Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve umarım biraz vaktiniz vardır. Çünkü konuşmamız gereken önemli hususlar var. Bunları birlikte konuşalım, Teferruat'ta kalmasın. Bugün sizlerle hem güzel yurdumuz Türkiye'yi, hem de bütün dünyayı çok büyük problemlerden kurtarabilecek, boğuştuğumuz birçok problemi kökünden temizleyebilecek mükemmel bir hayat felsefesini paylaşacağım. Az yiyin! Öyle sağlam bir felsefe ki bu sevgili izleyenler. Türkiye'de şu an devam eden yolsuzluk, hırsızlık düzenini yani başlı başına sahte diplomalı bir cumhurbaşkanı kaçak bir sarayda ülkenin varını yoğunu saray beslemeleriyle birlikte tüketiyor. Ve bunu yapmak için bol yalan, daha çok yalan, daha güçlü, daha yüksek sese söylenen yalanlarla Kara büyüğü devam ettirmesi lazım. Bu yalanların daha da yükselmesi için ve inandırıcıymış gibi görünmesi için onu destekleyen bir de saray beslemesi koro var biliyorsunuz. Bütün bunların temelinde ne olduğuna dair, motivasyonlarının ne olduğuna dair sosyologlar konuşabilirler. Siyaset bilimciler konuşabilirler. Din bilimcileri konuşabilir, psikologlar konuşabilir. Bunların bu kadar hırsızlık ve yolsuzluk motivasyonu ne diye çok önemli bilimsel açıklamalar getirebilirler. Ama hepsinin ulaşacağı nokta burası sevgili izleyenler az yiyin. Şu an yaşadığımız neredeyse her problemin sebebi açgözlülük. Doyma bilmemek. Hep daha fazlasını istemek, bir yerde duramamak, yemeye doymuyorlar sevgili izleyenler. Lüks bir yerde yeter demiyorlar. Ya tamam iki sarayımız var, üçüncüyü yaptırmayalım demiyorlar. 12 uçağımız var, on üçüncüye gerek yok demiyorlar. Tabii bunun şöyle de bir etkisi var. Halk zaten unutuyor. Zaten ne yapsak yanımıza kar kalıyor. Bunun verdiği bir de özgüven var. Aç gözlülükle güç birleşince, cehaletle güç birleşince ortaya bu çıkıyor sevgili izleyenler. Sonra bütün aç bütün doyma bilmezliklerine, o bütün iğrenç iştahlarına rağmen tutup halka, size, bize tasarruf öğütleri veriyorlar. Ne diyordu Emin Erdoğan? Porsiyonlarımızı küçültelim lütfen. Alışverişe çıkarken liste yapalım, öyle gidelim, gördüğümüz her şeyi almayalım. Görgüsüzler, açgözlüler ve cahiller Ellerine gücü geçirdiklerinde, bir de hukuku, adaleti tamamen kendilerine bağladıklarında bir ülke ne duruma düşebilir diye bir soru sorarsanız cevabını şu anda Türkiye'nin durumuna bakarak anlayabilirsiniz. Peki bütün bunlardan nasıl kurtuluruz? Milletin hep beraber, net bir şekilde, son derece güçlü bir şekilde azin dememesi lazım. Yemeyin tek kuruş bile yedirmemesi lazım. Toplum vicdanının, insanların buna itiraz etmesi lazım. Bütün siyasi partileri destekleyen, farklı farklı görüşlerden insanlar asla kendi siyasi partilerinden herhangi bir açgözlünün, görgüsüzün, hırsızın koltuk sahibi, makam sahibi olmasına izin vermemesi lazım. Olur da yanlışlıkla olur. Normalde düzgün bir insandır ama güç eline geçilince yamulur. Eline imkan geçince hırsızlık yapar ona da anında müdahale etmeli ve ipin ucunu hiçbir zaman bırakmamalı. Çünkü bir kez kaçınca ne oluyor? Hep beraber görüyoruz. Koluna taktığı çantayla yozgatı doyuracak kadın size az yiyin diyor. Porsiyonlarınızı küçültün diyor. Ve o bahsettiğim çok yalan, bol yalan, daha yüksek sesle söylenen yalan, sık tekrar edilen yalanlara birisini daha ekleyelim. Birisi değil bunu sürekli söylüyorlar. Bu sürekli söyledikleri yalanların bir versiyonu sevgili izleyenler. Erdoğan diyor ki Amerika'dan Avrupa'ya pek çok yerde büyük afetlerin ardından aylarca devletini yanında göremeyen insanların isyanlarının haberlerini hep okuyoruz. Ülkemizde ise vatandaşlarımız ilk andan itibaren her anında devletini yanında gördü. Evet gördüler. Bir şey gördüler ama neyi gördüler bilmiyorum. Bir şey gördüler. Gerçekten devlet kendilerine çay fırlattı. Devlet kendilerine IBAN gönderdi ve yardım topladı vatandaşından. Halk devleti her anlamda yanında gördüğü, üstünde gördüğü, tepesinde gördüğü evet devlet adamlarının, devlet büyüklerinin pahalı ayakkabılarını, lüks makam arabalarını onurlarının, izzetlerinin üzerinde gördü insanlar. Çok yakından hissettiler devletin varlığını. Amerika'da, Avrupa'da devleti yanlarında göremediği için isyan eden insanlar iddiası konusunda da söyleyebileceğim bir şey yok. Yani bu öyle acayip bir şey ki siz yalan duymaktan bıkıyorsunuz. Artık yalan düzeltmekten bıkıyorsunuz ama onlar büyük bir keyifle yalan söylemeye devam ediyorlar. Çünkü yaşam sebepleri bu oksijenleri yalan. Yani hayatları yalan. Yalan biterse onlar da bitecek. Bakın felaketlerden sonra devleti yanında görmek falan filan cart curt. yok. Dere yataklarına kim bina yapıyor? Biz dere yataklarına bina yapılmasın diyoruz. Dikey mimariye yeter artık. Yatay mimari yapılsın. Çevre katledilmesin diyoruz. Şehirlerimizin kültürel dokusu, tarihi dokusu bozulmasın diyoruz falan. Diyor ya Erdoğan prompt'tan okuyarak. İşte o turdan konuşan adamın asıl yüzünü böyle haberlerde görüyorsunuz sevgili izleyenler. TOKİ Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla dere yatağına konut yapacak. Ya Giresun'un Dereli ilçesinde adı üstünde Dereli ilçesinde sel olmadı mı? Oldu. İnsanlar öldü mü? Öldü. Evler gitti mi? Gitti. Erdoğan gidip insanların kafasına çay fırlattı mı? Fırlattı. O dere yatağında yıkılan evlerin yerine yeniden aynı dere yatağına bina yaptılar. Kim yaptı? İsrail derin devleti, dış güçler, kirli odaklar falan mı yaptı? Yok işte Erdoğan, Toki falan filan. Yine aynı adamlar. Biz malımızı biliyoruz. Yapılaşmaya açılan bölgenin dere yatağı olduğuna dikkat çeken harita ve kadastro mühendisleri odası yaşanan afetlerden ders almamakta ısrar eden anlayışı uyarıyoruz dedi. Bakın efendi efendi bilimsel bilimsel insan gibi konuşuyorlar uyarıyorlar. Konunun uzmanları dinleyen var mı? Yok. Çünkü bir yerde akıl, mantık, bilim, eğitim konuşmaya başladığında onların sesi kısılıyor. O yüzden seslerinin kısılmaması için onlar aklı, mantığı, bilimi, eğitimi, vicdanı, adaleti, hukuku, demokrasiyi insan haklarını susturuyorlar ki daha rahat böğürebilsinler, höykürebilsinler. Erdoğan muhalefet ne der ne demez yok. Allah ne der? Biz buna baktık ve bunu yaptık. Ben de çok merak ediyorum Allah ne diyor yani bilemiyoruz tabi eğer Erdoğan'ın ve beslemelerinin saray beslemelerinin yaptıklarını emreden bir Allah varsa eyvah eyvah gerçekten işimiz çok zor yok kendi uydurdukları bir inanç sistemi varsa ya da kendi yaşantılarını bir inanç sistemine dönüştürdülerse durum çok ilginç ama şimdi sizinle bir tane haber paylaşacağım bütün kutsal kitapları dahil edin içine sevgili izleyenler sonra semavi olmayan dinleri de dahil edin. Sonra ateizmi falan da dahil edin, inançsızlığı falan da dahil edin. Deizm, agnostizm, aklınıza ne geliyorsa dünyadaki bütün inançları ve inançsızlıkları dahil edin. Şimdi Erdoğan'ın Allah ne der sorusuna şu haberle cevap verelim. İki bakanlık anlaştı. Cezaevlerinde bebekler için emekleme ve oyun odaları kurulacak. Cezaevleri, bebekler... Emekleme ve oyun odası kurulacak. Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı anlaşmış. Türkiye'nin cezaevlerindeki bebekler için emekleme odası yapacaklarmış sevgili izleyenler. Ne diyorsunuz şimdi? Şimdi düşünün. Tek tanrıya inanan dinlerin rableri, tanrıları buna ne der? Allah buna ne der? Çok tanrılı dinlerin tanrıları buna ne der? Hiçbir şeye inanmayan insanların kalbi, vicdanı, aklı, mantığı buna ne der? Ve bir not daha sevgili izleyenler bu emekleme odalarını cezaevlerindeki bebekler için emekleme odalarını bağışla yaptıracaklarmış. Yine IBAN verecekler yani. Gönüllüler bağış yapacaklarmış. İki tane bakanlık anlaşmış ve ortaya çıkardıkları fikir bu. İki tane bakanlığın içinde bir tane insan kalmamış. Şunu dememişler. Ya 0-6 yaş grubu çocuğu olan anneleri biz ev hapsi falan versek. Hani suçlu bile olabilir yani. Evet suç işlemiş olabilir bir kadın. Bir anne suçlu olabilir. Ama bebeğin bir günahı yok, bir suçu yok. Biz buna başka bir çözüm bulsak. Eğer bu anne gerçekten korkunç, azılı bir suçlu, katil, seri katil falan değilse ki öyleyse zaten böyle bir insanın çocuk bakması da normal değil. Değil mi? Uygun değil. E o zaman biz bu bebekler büyüyene kadar bu annelere farklı bir ceza modeli geliştirsek nasıl olur? Olmaz. İşte olamıyor sevgili izleyenler. Bir defa kuruyunca, akıl, mantık bir defa kuruyunca, vicdan bir defa ölünce böyle en makul, Son derece basit, son derece insani bir şeyi bile yapamıyorlar. Çünkü her taraflarından fışkırıyor, paçalarından akıyor. Bu kadar pisliğin içinde gül yetişmez. Bu kadar leş olmuş bir zihniyetin içinde öyle papatya falan büyümez. Çürüdü mü tam çürüyor, kurudu mu tam kuruyor. Öyle adalet biraz olmuyor. Oluyorsa tam olacak. Biraz adalet, ve adaletsizlik. Türkiye'nin bebeklerinden geçelim. Türkiye'nin yaşlı emekli sanatçısı Genco Erkal'a. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmiş Genco Erkal için sevgili izleyenler. Genco Erkal'ı takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Evet eleştiriyor mu eleştiriyor. Net mi? Net. Ama hakaret eden bir insan değil. Hakaret ifadesi kullanmadan konuşan, yazan bir insan. Kaldı ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hakaret dediğimiz şey o müthiş bir ayarı var. Yani o kapsama herkes girebilir. O kapsama Cumhurbaşkanlığı kendisi de girebilir. Her an Emin Erdoğan falan da gidebilir yani eğer savcılar bu insanlara gösterdiği hassasiyeti, alınganlığı onlara gösterseler AK Partili falan milletvekilleri falan da gümbürtüye gidebilir arada. Yani Türkiye'de durumlar böyle sevgili izleyenler. Bebeğinden tutun dedesine kadar adaletsizlik herkese dokunuyor. <laughs> Buyurun bir adaletsizlik örneği daha yine Türkiye'den. Leyla Güven ve 8 Kadın Mahpus hakkında Kürtçe şarkı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Anlaşılmayan bir dilde sözlü halay çektiler. Lan gerizekalılar. Sizin anlayıp anlamamanıza kaldıysa bu şey. Kaç dil biliyorsunuz siz? Ulan sizin cumhurbaşkanınız karşısında prompter olmasa Türkçe konuşamıyor. O zaman anlayamadığınız her dile ceza vermeniz lazım. Ve üstelik sizin bir dile karşı anlaşılamayan bir dil ifadesini kullanmanız ırkçılığa giriyor. Nefret suçuna giriyor. Güya adaleti uygulayacaklar. Güya bunlar kanun insanı filan değil mi? Suç işliyorlar. Ellerinde anayasa, Ellerinde Türk ceza kanunu, üstlerinde cübbe, mahkeme salonlarında suç işliyorlar. Irkçılık yapıyorlar, ayrımcılık yapıyorlar, nefret suçu işliyorlar. Mal herifler, siz bir dili anlayamıyorsunuz, siz geri zekalısınız, konuşulan, söylenen dilin hangi dil olduğunu anlayamıyorsunuz mu? Yoksa sırf pislik olsun, sırf ırkçılık olsun, sırf bu ülkede... Milyonlarca insanın konuştuğu bir ana dili aşağılamak için bu ifadeyi mi kullanıyorsunuz? Bence iki şık doğru. Hem geri zekalısınız hem de ırkçısınız. Çok enteresan bir haber sevgili izleyenler şu. Dikkatle takip edin lütfen. Baylok'ta bilir kişilik yapan, Mor Bey'in kumpasını ortaya çıkaran emekli binbaşı hakkında ankesör soruşturması. İstanbul merkezde yürütülen soruşturmada 5167 emekli ve muvazzaf asker hakkında işlem başlatıldı. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden subay, az subay, uzman çavuş ihraç ede 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 bitiremediler. Öyle kıstaslar uyguluyorlar. Ama çuvalın ağzını öyle bir açmışlar ki hani az önce dedim ya Cumhurbaşkanı hakaretten Emin Erdoğan bile gümürtüye gidebilir. O çuvalın içine düşmeyecek hiç kimse yok. Çünkü hukuki yöntemler uygulamıyorlar. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun anayasanın ya da uluslararası hukukun kesinlikle delil olarak kabul etmeyeceği şeylerle insanları suçluyorlar. Amaç adaletin tecelli etmesi, amaç suçluları, masumları ayırt etmek olmayınca amaç şunları atalım, bunları alalım. Sonra güç el değiştirince e bunları atalım, onları alalım. Sürekli böyle değişecek, değişecek. Sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim, devletin farklı farklı kademeleri sürekli dizayn edilecek. E bu dizayn hiç bitmediği için, bu inşaat hiç bitmediği için Türkiye hiçbir zaman düze çıkamayacak, normalleşemeyecek. Ve her dönem adaletsizliği normalleştirmek için çuvalın ağzını açmaya yardım edenlerden örnekte olduğu gibi birisi daha kendi açtığı çuvalın kazılmasına yardım ettiği kuyunun içine düşecek. Sevgili izleyenler 15 Temmuz'da 13-14 yaşında olan askeri okul öğrencisi çocukları 15 Temmuz 2016'da yaşları 13-14 olan çocukları Aradan geçen 6 yılda 18 yaşlarını doldurunca tutukluyorlar. Durun ve bunu bir düşünün bu normal mi ya? Darbenin başındaki Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı oldu. Sokağa askeri öğrencileri gönderen komutanlar rütbe aldılar, terfi aldılar. Emir verip askerleri sokağa gönderen komutanların birçoğuna dokunmadılar bile. Ortada bir kalkışma var mı, darbe girişimi var mı? Var. Ama aynı zamanda ortada bir kumpas da var. Ve bu kumpas şunculara, bunculara, falancılara, filancılara değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştirdiler. Parlamenter sistemi bitirdiler. Demokrasiyi bitirdiler. Tamamen tek adam rejimine geçildi. Ağır aksak işleyen yargı sistemi artık işlemez hale geldi. Öyle bir çuvalaştılar ki, öyle bir kuyu kazdılar ki beğenmedikleri, sevmedikleri, hoşuna gitmeyen kim varsa çok rahat o çuvalın içine atı veriyorlar. Yazık. İnsanlar harcanıyor. Yazık hayatlar harcanıyor. Kendisini durduran polislere hakaret eden, küfreden, tüküren, salyalarını saçan, kusan, içindeki foseptiği döken AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise hakaret görüntüleri sonrası özür dilemiş. Nihayet özür dilemiş. Normalde aziz milletimizin takdirine havale etmişti. Kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. Milletimizden özür diliyorum demiş. Bu arada o polisler görevden alınmışlar tabii ki. Şimdi eğer adaletten bahsedeceksek aynı polisler aynı uygulamayı. Diyelim ki yanlış bir uygulama yaptılar. Diyelim ki yanlış bir bilgi verildi ve polisler yanlış bir şey yaptılar. Diyelim ki polisler maske takmıyorlardı. Kurallara uymamışlardı. Aynı şeyi polisler normal bir vatandaşa yapmış olsalardı o polisler görevden alınır mıydı? Vatandaş kendi hakkını savunabilir miydi? Eğer polisin millete davranış şekliyle millet vekiline davranış şekli arasında büyük bir uçurum varsa orada adalet yoktur. Orada devlet çökmüştür. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisini açıkladı. 2025'te Yapay Zeka alanındaki istihdamın 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. İlk yerli ve milli uçağımız göklerden indiğinde inşallah. Normalde 2016'da, 2017'de, 2018'de, 2019'da, 2020'de ve 2021'de yollarda olan yerli ve milli otomobillerimiz, bunlar arasında elektrikli olanlar var. Bu arada 2023'te galiba uçan otomobillerde dünya lideri olacağız. Böyle bir şey var. Bunları yaptıktan sonra, ha bu arada Ay'a e, sert iniş gerçekleştireceğiz bir de o var. Bunları yapınca sevgili izleyenler, 2025'te de yapay zeka alanındaki istihdam 50 bine çıkabilir. Neden olmasın? Diğer söz verdikleri neyi yapmadılar ki bunu da yapamasınlar? Taliban Afganistan'da kontrolü sağlayınca, hatırlayın sizlerle paylaşmıştım. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanının açıklamasını. Evimdeyim, oturdum, bekliyorum. Biliyorum beni öldürecekler ama gidebileceğim bir yerde yok demişti. Almanya devreye girmiş ve Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanını zorlu bir yolculuktan sonra Almanya'ya ulaştırmayı, getirmeyi başarmışlar, hayatını kurtarmışlar. Afganistan gibi bir coğrafyada 28 yaşında belediye başkanı olmayı başarmış. Yani bu başarının içinde cesaret var. Buna cesaret etmiş. Bir kadının hayatının kurtulması çok güzel. Ama daha hayatının kurtulması gereken, hayalleri kurtulması gereken o kadar çok kadın, o kadar çok kız çocuğu, o kadar çok insan var ki ve bu oralardan insanları böyle üçer beşer, yüzer yüzer, biner biner taşıyarak yapılabilecek bir şey değil. Sorunun çıktığı yerde kaynağında çözülmesi gerekiyor. En azından bir kadın için sevinelim, bunun için şükredelim ama diğerleri için endişelenmeye devam etmek zorundayız. Ülkemizde de Taliban'a ilginç bakış açıları var. Garip bakış açıları var. Onlardan birisi de Temel Karamollaoğlu'ndan gelmiş. Emperyalizme karşı ciddi bir başarı elde eden Afganistan'ın düzgün bir yönetime kavuşması için Türkiye ve diğer ülkeler destek olmalıdır diyor. Emperyalizme karşı büyük bir başarı elde etmiş. Zafer elde etmiş Taliban. Diyelim ki emperyalistlere karşı bir zafer söz konusu. Peki kim bunlar? Bunlar katil ya. Bunlar terörist ya. Bunlar uyuşturucu taciri ya. Bunlar kadınları kırbaçlayarak öldüren caniler. Bunlar kendi gibi olmayanları, kendi gibi giyinmeyenleri, kendi gibi inanmayanları öldüren caniler. Evlerinden insanları alıp yargısız, sorgusuz, sualsiz, adaletsiz bir şekilde katleden caniler. Ne mutlu oluyorsunuz? Yani lütfen böyle terazi olmaz, böyle akıl olmaz. Siz neden bahsediyorsunuz yani? Hani insanlar emperyalistlerin elinden kurtulsunlar katillerin eline geçsinler. Esaretten ölüme böyle bir yolculuk devam etsin gitsin. Türkiye'deki bizim romantik İslamcılar diyeceğim de sadece İslamcılar da değil yani. Aynı bakış açısına sahip baya böyle Doğu Perinçekler, Cumhuriyet kadınları falan filan da var. Aslında bir denemek için, test etmek için gönüllü birilerini seçmek lazım bunların arasında. Türkiye'deki giyimleriyle, Türkiye'deki kuşamlarıyla, Türkiye'deki yaşam şekilleriyle onları bir Afganistan'a, Taliban'a bir göndermek lazım. Bir baksınlar bakalım bir boy verip gelsinler. Hakikaten hoşlarına gidiyorsa, güzelse gelsinler sonra tecrübelerini aktarsınlar bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya. Bizi kıskanan, kıskanmaktan çatlayan Almanya'dan bir haber sevgili izleyenler. Yabancı istemiyoruz denilebilir ancak bu işe yaramaz. Gerçek olan Almanya'nın iş gücünün tükendiği. Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi. Gelecekler ve çalışacaklar. Asgari ücretle çalışsalar bile nereden baksanız işte 1400-1500 euro maaş alacaklar ve bayağı hayat standartları falan iyi olacak. Yılda 400 bin çalışacak iş gücüne ihtiyacı var. Yeni, taze iş gücüne ihtiyacı var Almanya'nın. Neden böyle yapıyor? Çünkü bizi çok kıskanıyor. Daha çok çalışıp, daha çok üretip Türkiye'yi geçecekler o yüzden herhalde değil mi? Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Videoyu ta buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı Videoları beğeniyorsanız beğendiğinizi belli etmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.